Bilgisayar mühendisliği mezunum. Sizce ikinci bir üniversite olarak yönetim bilgisayar sistemleri okumak mı? Hayır. Tabii ki hayır. Sena ne olur. Yayını bıraktıysan biri Sena'yı bulsun söylesin. Bırakmadıysan tam doğru yerdeyiz. Kesinlikle hayır. Yönetim bilgisayar sistemleri okumayın. Okuyorsanız da bırakın yani. Vazgeç tabii ya. Yani master yapmasan da olur yapacaksan yap tabii de öyle. de çok bilgisayar mühendisliği master çok bir şey getiren bir şey değil ya. Ya bilgisayar mühendisliği lisansından mezunsan bilgisayar mühendisliği master yapma. Başka bir şeyin master'ını yapmanı tercih ederim. Benim derslerim JavaScript başlangıçtan ileri seviyesi için mi? İddiam şu ki yeni bile başlıyorsanız öğrenebilirsiniz. Ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ne kadar bir sürü insan aldı dersleri ve bir sürü insanı gözlemleme şansım oldu. Yeni başlayanlar da aldı, biraz daha bilenler de aldı. Öğrenmek için çok iyi bir kaynak. Bence ve insanlara göre de ama sadece o videoları izleyerek yazılımcı olamazsınız. Yani hiçbir videoyu izleyerek yazılımcı olamazsınız yani yapmanız lazım bol bol üretmeniz lazım. Nasıl üreteceksiniz? Gördüğünüz örnekleri yapacaksınız. Gördüğünüz örneklerde bilmediğiniz bir şey varsa onları öğreneceksiniz. Kendiniz öğreneceksiniz yani. Biz genelde böyle şey istiyoruz. Türk insanı olarak ben böyle bir adım atayım karşımdaki patara kütere böyle dolana yuvarlana bana gelsin. Öyle olmuyor. Yani bir şey elde etmek için çok fazla adım atmanız gerekebiliyor. Bir kariyerden bahsediyorsak özellikle çok adım atmak gerekiyor. O yüzden eğer işte eksiklerimi kapatırım diyorsanız o videoda ben değişken nediri çok kısa böyle bir cümleye geçiyorum. Geçmiyorum bile belki benim kendi eğitimlerimde. Çünkü bunu benim öğretmeme gerek yok. Size bunu anlatmama gerek yok yani. Bunu gidip herhangi bir online JavaScript dersinde öğrenebilirsiniz. Bunun, bunun için size kaynak da verebilirim yani. Kod Akademi'nin JavaScript kurslarını öneriyorum insanlara. Programlamaya giriş olarak. Ondan sonra benim derslerimi alıp çok başarılı yazımcılar olabilirsiniz. Olan var yani. Bir projenin ortasındayken yeni bir iş teklifi almak ve iş terk etmek ne kadar etik? Etik ya. Diyorum ya bunu, bunu daha önce çok söyledim. Herhangi bir iş dünyası bir sömürü dünyası. Kapitalizm. Kapitalist bir dünyada kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla sizin işverenle girdiğiniz herhangi bir diyalog zaten sömürü. Yani siz zaten beni sömürebilirsin diye imza atıyorsunuz kontrata. Bırakın sömürmeyi bıraksın orası yani. Başka bir yer. Belki daha adil, daha iyi şartlar altında sömürür sizi. O yüzden bunun etikliğiyle alakalı bir sıkıntım yok. Neden Almanya'da yaşıyorsunuz? Türkiye sizi mutlu etmiyor mu? Etmiyor. Türkiye normal bir insanı mutlu etmez bence. Türkiye'de mutlu olmak için böyle çok özel enzimler falan olması lazım vücutta. Çok özel ne bileyim fotoreseptör şeyler olması lazım ki güneşten mutluluk alın falan. Biz de alıyoruz ama o kadar değil. Çünkü başka bir yerden mutlu olamıyorsun. ya. Yani. trafikte önüne kırıyorlar, seni bıçaklıyorlar falan. Öyle bir yer Türkiye yani. Maaşlar düşük, ekonomi kötü, insanlar birbirine saygısız, adalet, hukuk yok. Varsa bile herkese yok. Herkese varsa bile az var. Gıdım gıdım var. O yüzden zor Türkiye'de mutlu olmak çok zor yani. Kolay bir iş değil. GPT-3 Güzel ya. GPT-3 ile alakalı konuşalım. GPT-3 bir uygulama. Öğrenen bir uygulama. Örüntü çıkartabilen bir uygulama. Yüklediğiniz verilerle alakalı onların arasındaki örüntüleri, bağlantıları bulabilen. Yani bu arada bu çok komik yani. Bunun İngilizcesi pattern, Türkçe'ye örüntü diye çevirmişler. Örüntü aslında örmekten geliyor ve çok şey değil, çok yanlış değil. Örüntü güzel bir kelime ama bizim dilimizde hiç yer etmediği için örüntü deyince kimse anlamıyor ne o yani. Pattern deyince biraz daha Belli. Biraz daha anlaşılıyor belki. Um, GPT-3 iyi bir pattern recognition algoritması. Hatta epey iyi yani. Ve generative tabii ki bir yandan üretebiliyor da. Hali hazırda tanıdığı patternlere göre yeni içerik de üretebiliyor. Ama öyle işimizi elimizden alacağı falan gibi bir durum söz konusu değil ya Toplama yapamıyor bir kere yani mesela. Konteksti yok falan. Yani öyle çok büyük bir zekası yok yani. Güzel demolar çıkıyor da onlara kamamak lazım. Yapay zeka şişirilmiş bir balon mu? Değil. Ama insanlar yanlış anlıyor. Yani şeyh uçmaz mürit uçururum ne öyle bir laf var ya onun gibi bir şey yani. Hayatını nasıl ayarlıyorsun? Bu çalışma sürecine ve zaman yönetimi nasıl yapıyorsun? Yapmıyorum valla. Hayatımı böyle interaplara göre ayarlıyorum. Bilgisayar mimarileri okuyanlar ya da bilgisayar mimarileri dersi alanlar bilirler. Böyle interrupt diye bir kavram var mikro işlemcilerde. Dışarıdan gelen bir haber. Yani event driven gibi işte click event gibi aslında o da bir interrupt gibi. Tam interrupt gibi değil de. Yani toplantılarım var, derslerim var zaten belli işte. Sabah 6'da kalkıyorum, 9'da derslerim başlıyor. 6'dan 9'a kadar çalışıyorum bugünkü derse. 11-12'ye kadar ders sürüyor, ondan sonra toplantılar başlıyor. Akşam 10'a kadar falan devam ediyor çalışma. Genelde biri bir şey sorduğu zaman ona cevap vermek suretiyle ilerliyor boş vakitlerimde. Çünkü pek boş kalma şansım olmuyor. Çok zor değil yani. Çok yoğun olunca zaman yönetmek aslında o kadar da zor değil. Yani calendar ne koyuyorsun işte takvimde duruyor toplantıların. Toplantı aralarında yemek yiyorsun, nefes alıyorsun falan. Okulda ilk öğlen dil Python. Çok şanslısınız. Sizin derslerinizi izleyip Java'dan ilersem ben JavaScript öğretiyorum. Python'a bir yardım dokunur mu? Dokunur tabii. Python'da ilk olarak gelişmem daha mantıklı. Fark etmez ya. Ya oradaki olay şu. Python'da JavaScript'te öğrenmesi kolay diller. Python'da JavaScript'te signal to noise ratio'su çok düşük diller. Yani yazdığınız karakter başına ürettiğiniz çıktı çok daha fazla diğer dillere göre. Dolayısıyla çok böyle öğrenmeniz gereken syntax, boilerplate çok fazla bir şey yok. Bu açıdan baktığınız zaman asıl öğrenmeniz gereken şey program nasıl yazılır, algoritma nasıl kurulur, yöntem nasıl oluşturulur falan. Bunları da JavaScript'te de öğrenirseniz aynı, Python'da da öğrenirsiniz aynı. JavaScript'te öğrenirseniz Python'a da geçebilirsiniz, Python'da öğrenirseniz JavaScript'te de geçirebilirsiniz. Dolayısıyla problem olmuyor yani. İki türlü de olur. Soft skill'ler nelerdir? İyi iletişim kurmak, insanları anlayabilmek, empati. En büyük yeteneklerden biri empati yani soft skill'lerden. Konuşabilmek, düşüncelerini çok fazla çöp kelime kullanmadan aktarabilmek çok önemli. Boş konuşmamak tabii yani. <laughs> i̇nsanları anlamak, zaman yönetimi, güven verebilmek, insanlara destek olabilmek. Birlikte kazanmaya inanmak ve yaptığımız şeylerin zero sum game olmadığının farkına varmak. Güzel skiller bunlar. Zero sum game'in Türkçesi çok zor yani. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Sıfır toplama oyunu. Toplamını sıfır çıktı oyun. Şöyle bir mevzu. Borsa gibi. Hayat borsa değil yani. Borsada birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerekiyor. Kumarda da öyle. Birinin kazanması için birinin kaybetmesi lazım. Bunlar zero sum game. Kazananla kaybedeni topladığınızda sıfır çıkıyor. Ama gerçek hayat öyle değil. İş hayatı öyle değil. Yazılım öyle değil. İş arkadaşlığı öyle değil. Öyle değil yani. Zero sum game değil. Herkes kazanabiliyor. Birinin kaybetmesine gerek yok. Bunun farkına varmak lazım. Türkiye'de bu birazcık sıkıntılı. JavaScript'in öğrenme grafiği nasıl acaba? Gittiği çok kolay mu? Evet. Başlangıçta da kolay, ileride de kolay. Zaten çok kısa bir dil yani JavaScript. Hemen öğreniyorsun, geçiyor. Geri kalın ama hani öğrendiklerinle Lego gibi onları birleştirip bir şey yapmak biraz daha zor. Ama o her dilde öyle yani. JavaScript'te yine diğerlerine göre daha kolay bence. CSS'e dil diyebilir miyiz? Deriz. CSS bir dildir. Zaten başlı başına bir programlama dil yani. Bir dil zaten de aynı zamanda Turing Complete bir dil. Ve normalde herhangi bir programlama dilinde yapabileceğiniz bütün programları CSS'te de yapabiliyorsunuz. Design patternlarla ilgili mutlaka okumadığınız ufka açıcı bir kitap var mı? Of olmaz mı? Gang of Four. Bir de Patterns of Enterprise Application Architecture. Yazın dünyasında bir mentordan beklentilerimiz neler olmadı? Bir yol, bolca review, yaptığınız şeylerin review'u, sorularınızı cevaplaması, kariyer peti çizmesi. Normal bir mentordan bir farkı yok aslında da yani. İş Değiştirme kararlarınıza destek olması, size düşünemediğiniz perspektifler getirmesi, cevaplayamayacağınız sorular sorması. Google Translate çevirmenleri işsiz bırakır mı? Hayır. Ama yani böyle dizi çevirmenleri işsiz kalır ama edebiyat çevirmeni hiçbir zaman işsiz kalmaz. Çünkü çevirmenin aslında yaptığı iş o metni başka bir dilde yeniden yazmak oluyor. Yeniden tasarlamak oluyor. O yüzden ve o, o da böyle birazcık sanat gerektiren bir iş yani Google Translate'in yapabileceği bir şey değil.